Sezon başından bu yana topladığı seyirciyle dikkatleri çeken Fenerbahçe'nin farkı Ankara 19 Mayıs stadında da belli oluyor sevgili seyirciler. Evet, Ankara 19 Mayıs stadında tribünler tıklım tıklım dolu ve Ankara gücü atakta. Hayati'nin ortası, Engin boşa çıkıyor, defansta Soçinski ve Engin. Serbest atışı Oğuz kullandı, sonuç yok. Karşılaşmayı Ahmet Çakar yönetti. Oğuz, Aykut'tan hareketlenen Ümit, Bahattin'in müdahalesi, Serhat ve top dışarıda, görüntüde Ümit. Köşe atışı kullanıyor Ankara gücü karşısında Fenerbahçe. Ümit, Arif çıkıyor, topu kontrol edemiyor ve Tanju'nun golüyle 28. dakikada Fenerbahçe 1-0 önde. Pozisyon bir kez daha ekranlarda. Arif yükseliyor. Topu ellerinden kaçırıyor. Pozisyonu iyi takip eden Tanju ve Fenerbahçe 1 Ankara gücü 0. Dakika 28. Ümit. Onun ortası. Hayati topu kendi ağlarını istemeyerek gönderiyor ve 34. dakikada skor 2-0 oluyor. Tekrar izliyoruz. Aykut, Arif, Hayati. Aykut'un başından geçen top Hayati'nin göğsüne çarpıyor ve Fenerbahçe'nin ikinci golü. Tanju. Tekrar Tanju ceza sahasında. Hareket faul. Ümit ve Oğuz. Oğuz'un ortası, Tanju vuramıyor, Soçinski Arif'ten dönüyor ve Aykut tamamlıyor. 41. dakika, 3-0. Önce Tanju'nun pozisyonu bozuluyor, daha sonra Soçinski, Arif'in müdahalesi topun dışarıya çıkmasına yeterli olmuyor. Aykut için kolay bir pozisyon. İlk yarıyı Fenerbahçe 3-0 önde tamamlıyor. Turan, sert vuruş, Zalat. İkinci yarıda Arif'in yerine Ankara gücü kalesini Zalat koruyor. Tanju, Aykut, Zalat başarılı. Oğuz, Aykut, Turan, vuruş Zalat. İkinci pozisyon, Oğuz vuruyor, Tanju top çizgiyi geçerken dokunuyor ve Ahmet Çakar pozisyonu offside olarak değerlendiriyor. Cengiz, Sabotiç ve Engin. Ankara gücünün yakaladığı ender gol pozisyonlarından biriydi. Sakatlanarak oyun alanının dışında kalan Tanju'nun yerine ikinci yarıda oyunda Vokli var ilerleyen dakikalarda. Hayati, Engin. Daha önce sarı kartı bulunan Erhan bu pozisyondan sonra oyun alanının dışında kırmızı kartla kalıyor. 77. dakikadan sonra Ankara gücü oyunda 10 kişiyle mücadele ediyor ve maçı Fenerbahçe 3-0 kazanıyor.